Arkadaşlar merhabalar bu videomda Ankara Karay ile TTT Geometri Soru Bankası kitabında doğru açılar konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 8 ve 9'u çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. Düzlemde bir A açısının tümleri B, B açısında bütünleri C'dir. Şimdi A açısının tümleri B ya. B yerine 180 eksi A yazabilirim. E buraya da 180 eksi A yazdığımda C'yi yazarken sıkıntı yaşayacağım. Her ikisinde de B ortak ya. Hepsini B cinsinden yazsak. Şimdi A açısının tümleri B ise B'nin de tümleri A demek değil midir? Yani A yerine ben tümleri olan açı 90 eksi B yazabilirim. Sonra B açısında bütünleri Cymiş. C yerine ne yazacağım peki? C yerine de bütünleri olduğu için 180 B açısı yazacağım. Toplamları verilmiş. O zaman yazalım. A açısı yani A yerine 90 B yazacağım. Artı B açısı B yerine B yazalım. Artı C yerine de 180 B yazdığımızda bunlar kaça eşitmiş? 250'ye eşitmiş. E hocam şunlar gitti. Eksi B'yi attık öbür tarafa. Burası artı B yaptı. Burası 270 yaptı. 270 eksi 250'den 20 çıktı. B açısını 20 derece bulduk. E arkadaşlar B açısı 20 ise A açısı 90 eksi B olduğundan dolayı şimdi bak şuraya yazalım istersen. A, B ve C açılarını yazalım. B açısı kaç derece? 20 derece. Sonra B'yi bulduktan sonra A ile B tümlerde. Tümler olduğu için 70 olur. B ile C bütünlerdi. bütünler olduğu için de C açısı da 160 derece olur. Ya da hocam A zaten 90 eksi B'di 90 eksi 70. C de zaten 180 eksi B'di yerine yazaraktan 160'ı da bulursun. Şimdi benden diyor ki tümler açıların farklarının mutlak değeriyle tümler açılar hangileriydi? A ile B değil miydi? Bunların farklarını aldığın zaman kaç yapıyor? 50 yapıyor. Farklarının mutlak değeri ile bütünler açıların farklarının mutlak değeri. Bütünler açılarda şunlar değil miydi? Farkları nedir? Hocam bir ya 20'den 160 çıkart mutlak değerini alacağız ya fark etmiyor ya da 160'tan 20. Neyse 20'den 160'ı çıkarsak eksi 140 yapıyor. İşte bunların mutlak değerini toplam isteniyor. 50 artı 140'dan cevabı kaç buluruz? 190 derece olarak buluruz. Yani birinci soru akçay oldu. Geldik ki tamamıyla güzel bir yorum sayısı arkadaşlar. Bakın ne diyor? Sarkacın ucundaki topun H1, H2 ve H3 yükseklerinde zeminle yaptığı açıların ölçüleri sırasıyla Zeminle yaptığı ölçüler x, y, z'miş. Yani burada zemine paralel çizgiler çizilmiş. Aslında zeminle yaptığı açılar şu şekilde ben göstermek zorunda da değildim arkadaşlar. Bak soruda şu x, y, z açıları olmak zorunda değildi. Yani bunu vermeden de zeminle yaptığı açı şunu düşünürdük. Ya da bunu düşünürdük. Ya da şunu şöyle düşünürdük. Tamam mı? Ha burada neyi belirtmişim Zeminle yaptığı açıda hocam bu açınız sol tarafını mı alacağım sağ tarafını mı alacağım? Onu belirtmek için böyle zemine paralel çizgiler çizilmiş ve x, y, z açıları o şekilde gösterilmiş. Ama bunlar gösterilmeden de bu şekilde hamle yapılabilirdi. Belki de hepsindeki sol tarafındaki açılar ya da geniş açılarıyla da ilgili yorum yaptırabilirlerdi. Bak soru içerisinde soru mantıklı soru nasıl gelir ondan bahsediyorum sana. Şimdi en büyük H1'miş. Arkadaşlar bu bir sarkaç. Bak dikkat çok güzel bir yorum sorusu. Sarkaç şöyleyken ben bunu böyle çektiğimde x açısı olmuş. Peki H1 en büyük ya. Yani en yukarıda H1. Ben bu H1'i daha da yükseltecek olursam. Şurada kaç ne oluyor? Bak yorum sorusu. Daha da büyümüyor mu? E ben daha da büyütecek olursam bak. Hop şöyle. Hocam buradaki yaptığı açı daha da geniş oluyor. O zaman en büyüğü H1 ise zeminle yaptığı açı burada bu tarafta en büyüğü. X olmayacak mı arkadaşlar? Evet. X olacak. X büyüktür. Sonra ne olacak arkadaşlar? Sonraki H3'müş. H3 de böyle geldi. İşte H1'den daha küçük ya. Yani H1'in olduğu yer bu, kadarken e, bu sefer sol tarafta böyle. Yani aynı yüksekliğe getirsen böyle olacak. Biraz aşağı isen böyle olacak. Böyleyken burada kaç daha geniş aşağıdayken daha dar oluyor. O zaman sonraki Z olacak. E, burada da sola doğru aşağı doğru indiği zaman ne oluyor? Bak aşağı doğru indiği zaman zeminle yaptığı açı daha da böyle küçülmüyor mu? Evet küçülüyor. Bak büyük açı küçüldü değil mi? Sonra burası daha da küçüldü. Yani sıralamada burası da ne olacak arkadaşlar? Y olacak. Sıralamamız x, z, y şeklinde olacak. Yani cevap ikinci soruda C han oldu. Bence güzel bir soru. Gerçekten çok güzel bir soru. Yorum sorusu tam TYT'lik bir sınav. TYT sınavında çıkacak bir soru. Bunun mantığında bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Ben olsam ya ben, ben yazdım zaten soruyu da daha iyi bir şekilde anlatabilmek için yazdım bunu. Ee, x, Y, Z'yi göstermezdim. Yüksekler H1, H2, H3 iken e, burada en yük, yine en büyüğü bu. H1 büyüktür, H3 büyüktür, H2. Bunun X80 ile yani zeminle yaptığı geniş açıların sıralamasını sorardım. O zaman da siz zeminle yaptığı açılara bakacaktınız arkadaşlar. Böyle onu yorumlayacaktınız tamam mı? İkinci soru gerçekten güzel bir soru. Son testte doğru da açıların son testine yakışır bir soru. Cevap ne çıktı? C an çıktı. Geldik 3'e. Arkadaş paralellik verilmiş şekilde karışıklık var. Ne yapıyoruz? Sivrilen yerden paralel çiziyoruz. Ya da paralel doğrular uzatıyoruz. Sivrilen yerden paralel çizsek de karışıyor. Şuradan şunu şöyle uzatalım. Yalnız paralel doğruları uzattığımız zaman şunlar birbirine paralel ya. Şu paralel doğruları uzattığımız zaman genelde üçgen bilgisiyle karşılaştığımızı da söylemiştik. E 110'u kullanalım. Hocam 110 olsa U'dan dolayı burası 70 yapar. Ters açıdan burası da 70 mi yaptı? Evet. E sonra ben şu açı ortayları kullanacağım. Şuraya AA diyeyim. E o zaman bir şeyler oldu burada. Hocam şuraya BB deyip de işlem yapabilirim. Aslında üçgen bilgisini bilsek hocam iki iç açın toplam bir dış açı deyip daha rahat bulabiliriz. 70 artı 2A olacak burası. O zaman 70 artı 2A'dan dolayı 2 iç açı bir dış açı eşit çünkü. 35 artı A'ya 35 artı A olur burası. Sonra şuradaki üçgende de 2 iç açı bir dış açı. X artı A 35 artı A'ya eşitse o zaman X de 35'e eşit deyip cevabı edremit olarak işaretleriz. Ama hani 2 iç açı bir dış açı daha üçgeni görmediğimiz için büyük ihtimalle aklınızda kalmaz. Yapamazsınız da bu şekilde büyük ihtimalle. O zaman ne yapalım? Burada mecbur şunu diyeceğiz. Hocam şurası BB ya. Burası ne oldu? 180-2B kaldı dersin. En azından üçgen genç açıları toplamını bilirsin. E, toplayalım şunları. 70 artı. Bak işi daha da uzatıyorum ama. Daha üçgende açı daha çözmediğimiz için. Anlatmadığımız için diyelim daha doğrusu. O yüzden bu şekilde çözüyorum. Biraz önceki yol daha gayet kısa. 70 artı. Bak şu üçgene bakıyorum. 70 artı. 100, e, 2A artı. 2 a artı 180 eksi 2 b eşittir 180 olacak ve 180'lerden ne oldu? Buradan 70 burada kalsın 70 eşittir 2 b eksi 2 a mı yaptı? Yani buradan b eksi a'yı kaç buluruz? 35 buluruz 2'ye böldüğümüz zaman. E sonra x isteniyor benden. Tamam ters açıdan dolayı burası b midir? Evet şuradaki üçgene bakalım şimdi. Üçgenin iç açıları toplamı 180 x artı b artı 180 eksi 2 b var değil mi burada? x b 180 eksi 2 b ve a var artı a var. Bunların toplamı da 180 yapmak zorunda. Şunlar gitsin. E hocam burada ne eşit oluyor? X'i yalnız bırakacak olursak. Burası eksi b yaptı. Öbür taraf atınca artı b yaptı. Artı a da öbür taraf atınca eksi a oldu. X b eksi a'ya eşit oldu. B eksi a'yı da zaten 35 bulmuştuk. Yani cevap böylelikle 35 çıktı. Bilerek uzattım. Daha iyi bir şekilde anla diye. Tamam. Evet üçüncü soru. Edremit geldik dördüncü soruya. Aşağıda bir duvara çakılmış. Dört çivi ve bu çivilere birbirine bağlayan gergin tel ve tellerin ucuna bağlanmış bilyeler şekilde verilmiştir. Arkadaşlar bunlar böyle ne bu? Şimdi ne olmuş? Çivilere çakılmış bu duvarda bir ağırlık var. Bu ağırlıktan dolayı bu zemine dik düşmez mi? Bu da zemine dik düşmez mi? İşte burada ne demek istiyor? Bu zemin gibi düşün. Bu zemine dik olduğu için bu da zemine dik olduğu için yani her ikisi de aynı doğruya dik olduğundan dolayı Bunlar nedir? Paraleldir. Yani burada çaktırmadan şunların paralelliğini buradaki cümleyle vermiş. İşte yeni nesil soru dediğimiz soruyu oku. Orada bir bilgi varsa şekil üzerinde yerleştir. E, bunlar paralelse bizim bildiğimiz doğru açılara dönüştü. Ve bu da güzel bir soru. Bakın böyle klasik sorunun şeye çevirmişi, yeni nesle çevirmişi. Ne yapacağız? Bunun formülü var ama biz ne yapıyorduk? Ya böyle zikzakta aşağı bakanlar, yukarı bakanlar ya da Paralel çizme yöntemi en etkili tekniğimizde. Sivrilen yerden paralel, sivrilen yerden paralel çizip daha net bir şekilde sonuca ulaşırız. U'dan dolayı ikisinin toplamı 180 olacak. 40 kaldı buraya. E o zaman burası ne oldu? 90 derece oldu toplamı 130 olması için. Hocam burada da aynı şekilde. E burası da 90 derece olacak o zaman. ikisinin toplamı 180 olduğundan. E tamamı 110. Buraya ne kaldı? 20. E burada da bir U var. 20'nin 180'e tamamlıyor da kaç yapar? 160 yapar. Yani cevap akçay oldu dördüncü soruda. Geldik 5. soruya. Klasik bir soruyla karşı karşıyayız ve açı ortaylar verilmiş. Bu açı ortayları ben kullanacağım büyük ihtimalle. O zaman şunlara bir AA diyeyim. Şuraya da bir BB diyeyim. Aslında tek bir cinsten de yazabiliriz belki ama çok da fazla zorlamayalım istersen. Hep şimdi 120 de baktığımız zaman şunlar da paralel ya. Şöyle bir M kuralını görüyor musun? Görüyorsun. E o zaman M'yi kullanacağız. Hocam burada şu ikisi ters açı olduğu için burası 2A yaptı. E hocam burada kaçta? da 180'e tamamladığı için 180-2B oldu. E şuradaki M kuralından dolayı 2A ile bunun toplamı 2A artı 180 eksi 2B eşittir 124 yapmalı. E buradan bunu buraya atalım. Kaç kalıyor? 56 kalıyor. Bunları da öbür tarafa atalım. 2B eksi 2A yaptı. O zaman 28 eşittir. B eksi A mı yaptı? Evet. Şimdi X'e bakacağım. X'e ait bir üçgen var mı? Var. Şu üçgene yoğunlaşacağım. Bak verilen bilgiler bizim için önemli. Verilen bilgilere yoğunlaşacaksın. Hocam bu üçgen A var X var. E başka şunlar birbirine paralel. O zaman bu üçgendeki açılara yoğunlaşacağım. A burada B ise burası B. Verilen bilgileri yoğunlaşınca bak çözüm yöntemi daha güzel. Daha net bir şekilde ilerler. Hocam yöndeşlikten dolayı burası B yaptı. İki iç açı bir dış açı yapmayayım istersen daha öğrenmedik ondan. Burası 180 eksi B oldu. Toplamları 180 yapacak. X artı A artı 180 eksi B eşittir. 180 yapacak. 180'ler nanay oldu. E o zaman X de böylelikle eksi B öbür tarafa artı B diye geçti. A da eksi A diye geçti. E buradan b eksi a'yı zaten 28 bulmuştuk. E o zaman bu 28 ise x'i de böylelikle 28 derece olarak buluruz. Yani cevabımız 28 oldu. Bir yazamadım şunu. Evet cevap akçay oldu 5. soruda. Geldik 6'ya. Evet direkt m kuralının olduğunu görüyorsun ama direkt m kuralı da yok burada aslında. Bu altta gizlenen doğru şeylere dikdörtgenin altında gizlenen şeyleri de şunu şöyle bir göstereyim. İşim kolaylaşsın. Şunları şöyle bir göstereyim. Daha kolay olsun. E hocam o zaman bir şeyler yapabiliriz artık şimdi. Sayı burada ya buradan yoğunlaşalım. Hocam 125 180'e tamamlayan açı kaç yapıyor? 55 yapıyor. E şunun da şu paralel ya yöndeşlikten dolayı burası da 55 derece. Yo yöndeşlikten dolayı e, pardon şurası 90 derece değil mi? Dikdörtgenden dolayı çünkü dikdörtgen şeklindeydi bu. 55 ise burada kaç kaç derece? 35 derece yapıyor. Şimdi buradaki yöndeşlikten dolayı burası da 35 oldu. Aa hocam şurada bir M kuralı var. M'yi kullanacağım. Burası 85 ise burası da ters açıdan dolayı aynı yöndeş açıdan dolayı 85 değil midir? Ya da 85 ise yöndeşlikten şunlar paralel ya 85 şunları yöndeşliğinden burası da 85 yapar. Şuradaki ters açıdan dolayı burası da 85 yapar. Peki buraya 35 bulduk ya 35 ile M'ye bak şimdi 35 ile neyi toplarsam 85 yapar 50'yi. E ters açıdan burası da 50 yapar o zaman e, yöndeşlik yok ama şurası aslında U'dan dolayı bulup burası da 90 deyip Sonra x'e ulaşırız ya da şunu şöyle uzatsak yöndeşlikten dolayı burası 50 yapar. E burası da 90 derece. Şurası dikdörtgen olduğundan 90'sa 90 ise 90. E x da 90 artı 50 yemiş işte oldu. Evet 90 artı 50'den cevap böylelikle 140 derece olarak buluruz. Evet son soruya son teste yakışır bir şekilde gidiyoruz. Çok da zor değil ama. Cevap denizli oldu. Geldik 7'ye. Burada ne demiş? Aşağıda Üst yüzeyi dikdörtgen. Dikdörtgen olması ne anlamı geliyor? Hocam şunların birbirine paralel ve burada açıların 90'ar derece olması anlamına geliyor. E burası 65 ise burası kaç yapıyor o zaman? 25 derece yapacak. E şunlar birbirine paralel. Şöyle bir zikzak var galiba değil mi arkadaşlar? Evet şuradan başlayayım. Yukarı bakan aşağı bakan. Yukarı bakan aşağı bakan. Yukarı bakan aşağı bakan. Yukarı bakanların toplamı. Ben şuraya bir A diyeyim. O zaman burası daha oldu. Yukarı bakanlar X, A ve 25. X, A ve 25'in toplamı aşağı bakanlığın toplamı A 55 ve 70'e eşittir. A 55 ve 70'e eşittir. A, alar ne oldu? Bir an korktuk. İki bilmeyen var diye. İki bilmeyene de bazen girmeye de çekinmiyoruz tabii ki. E buradan ne geldi o zaman? Şu X'in toplamı 125 yaptı. 125 yaptıysa 125' tane 25 çıkınca X'i 100 diye buluruz. Evet cevap Edremit oldu arkadaşlar. 7. soruda geldik. 8'e. Şimdi bir şeyler verilmiş. Tabii ki doğrular verildiği için doğrudan açıda yazdık bunu. Üçgen bilgisiyle çıkıyor gibi duruyor. E ben buradaki açılara AA diyeyim. Burası 90 derece verilmiş. Buradaki açılara da BB demeyeyim. Bakalım belki A'dan dolayı bir şeyler yazabilirim. Hocam şurası ne olacak? Şöyle bakacak olursak şuradaki üçgende hocam burası 2A ise 90 şu iki açının toplamı 90 yapacak ya. Buraya 90-2A mı kalıyor? Evet burası 2A ise 90-2A. Hocam burası da 90 x 2a yaptı ve şuradaki üçgende de burası 90 derece olduğundan dolayı şu x'in toplamı 90 olacak. 90 x 2a'nın 90'a tamamlayanı a yapıyor. 2a yapıyor pardon. E o zaman bunlar da a a oldu. E sonra ne yapacağız? Sonrasında arkadaşlar bakın sonrasında şurada da bir de 90 derece var. Dik üçgen var. Hocam 90'a tamamlar. Burası 90 x a yapar. A ters açıdan dolayı 90 x a ve şu üçgene bakar mısınız? İç açılar toplamı 180. Yani x 90 eksi a ve a'nın toplamı x 90 eksi a ve a'nın toplamı 180 yapmalı. a'larına ne oldu? x de 180 eksi 90'dan 90 çıkar. 8. soru böylelikle cehan oldu. Geldik 9'a. Şuradaki açıların eşitliğini kullanacağız. Hocam şuraya a a diyelim şuraya da bir b b diyelim. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar burada bir zikzak var. Hani sağa bakanlar sola bakanlar sağa bakan sola bakan sağa bakan sola bakan, sola bakan sağa bakan. Yani 2 artı 2 b buradan geliyor mu? Geliyor. 2 artı 2 b neye eşit? 32, 128 daha 160, 184 mi yapıyor? Evet topladığım zaman 184. A artı b de böylelikle kaç geldi? 184. 2'ye böldüğüm zaman 92 geldi. Evet A artı b'yi 92 bulduk. Bir de burada x isteniyor. Vallahi x'i bulurken şuradan da yapabilirsin. Bu sefer şöyle şuradaki zikzağa bakabilirsin. Buradaki zikzakta da hocam sağa bakan sola bakan sağa bakan sola bakan sağa bakan. Yani 32 artı x artı 24 eşittir a artı b şeklinde de yapabilirsin. Ya da şunu biliyorsun şurada da bir boynuz var ya da bumarank var ne dersen de boynuzda ne oluyordu? Şu üçünün toplamı buraya eşit oluyordu. Yani a artı b artı x 128'miş. a artı b artı x eşittir 128 ise şu a artı b'yi zaten 92 bulduk. Attık öbür tarafa 128 eksi 92'den o zaman x'i kaç buluruz? 36 derece mi buluruz? E, 128'den 92 çıkınca 36. Evet cevap böylelikle 36. Yani 9. soru Cihan çıktı. Geldik 10. soruya. BA ile DC paralel verilmiş ve açı var. Bu açı kullanacağım. A, A, B, B diyeyim istersen buraya. Şimdi gençler burada ne yapmamız gerekiyor? Ya sivlen yerden paralel çizeceğim. Sivlen yerden paralel çizince şu anki şekil çok dağılacak. Hiç bunu yapmayayım ya da paralel doğruları uzatacağız. Paralel doğruları şöyle uzatalım. A uzatınca ne çıktı burada karşıma? Hop M çıktı. Eyvallah. Ters açıdan A ise A. Ters açıdan B ise B. Ve X'i de ne bulduk o zaman? A artı B'yi bulduk şuradaki M'den dolayı? Evet. X'i A artı B olarak bulduk. E sonra ne yapacağız? Sonrasında 50'yi kullanmak için belki şunu uzatıp üçgen bir yapabiliriz. Şunu da uzatıp sonra yöndeşlikten burayı buluruz. Burayı burası belli olacak ya. Burayı da buluruz. Sonra bu üçgendeki açıları taşıyıp sonra iç açılar toplamı 180 deyip işlemler yapabiliriz. Ama Bazen arkadaşlar yani illa böyle doğru da açıdan yapacağız diye bir şey yok. Üçgen açıyı da biliyoruz. Ya sen şimdi şu soruya baktığın zaman bazen tamam biz sivrilen yerden paralel çizeceğiz ya da paralel doğruları uzatacağız diyoruz. Ama bazen üçgen oluşturmak da işimize yarayabiliyor. Özellikle çok karışık sorularda. Bak şimdi sen burada şunu uzatıp bunu uzatıp iki üçgenden ayrı ayrı işlem yapacağına sen soruya baktığın zaman 50 var 70 var. A 50 ile 70'e ait bir üçgen yani şunu uzatıp şunu uzatıp da bir üçgende oluşturabilir misin? Oluşturabilsin. Belki daha kolay çıkabilir. Bak 50, 70 daha 120. 180'e tamamlayan açısı 60. Burası 60 oldu. Sonra hocam şunun uzantısı ve şunun uzantısı ters açıdan burası A geldi. E aynı şekilde ters açıdan bak şu ters açıdan dolayı şuradaki ters açıdan dolayı burası da B'ye geldi. E sonra burada dörtgen bilgisi var. Bak dörtgen iç açıları toplamı ortaokuldan biliyoruz. 360 yani x artı a artı b artı 60 A artı B artı 60 eşittir 360 yapmalı. Hocam A artı B zaten X'ti. o zaman burası 2X yaptı. 2X eşittir 360 eksi 60'tan 300 yapar. Ve X'i de böylelikle kaç buluruz? 150 derece olarak buluruz. Bazen sadece doğru açılardan çözüm yapmak işi bayağı bir yokuşa sürerken üçgeni de düşünmek işlemimizi kolaylaştırabilir arkadaşlar. İşte buna en güzel örnek bu. Yoksa bunu uzatacağız da bak 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 uzatıp yapayım istersen. Bunu uzattın. Yine üçgen bilgisini yapacaksın gerçi burada da. Hocam burası 180 eksi 2a diyeceksin. Sonra ikisinin toplamı burası. 230 eksi 2a diyeceksin buraya. Sonra şunu da uzattın. Yöndeşitten dolayı burası da 230 eksi 2a diyeceksin. Ters açıdan burası da 230 eksi 2a diyeceksin. Bu, sonra burada kaç lazım hocam? Burası da 180 eksi 2b diyeceksin. İç açılar toplamı 180 deyip a artı b'yi bulacaksın. İşlem kalabalığı oluyor. Bak buradan üçgene tamamlayıp buradan a artı b'yi bulduktan sonra da x çıkacak zaten. Üçgene tamamlayıp işlem yaptığımız zaman daha kolay gelmedi mi arkadaşlar? 50 ve 70. Yani ben her zaman şunu söylüyorum ya, verilen bilgiyi kullan. Sana 50 verilmiş, 70 verilmiş. aa üçgen oluşturabiliriz böyle. Bak, oluşturduk. Şurada da bir dörtgen çıktı ve olay bitti. Verilen bilgiyi, ve bil bulduğun bilgiyi kullandığın zaman sonuca rahat bir şekilde ulaşırsın dostum. Bak, çok güzel bir soru bu anlamda. Evet o anlamda üçgen oluşturma ile ilgili klasik bir soru bu. Şimdi de geldik kara soruya. Kara sorular nasıldı? Sen çözerken cebelleşeceksin ama bir bakıma daha kolay bir yolu da V yöntemi de vardır demiştik değil mi? Şimdi sen buraya baktığın zaman e, arkadaş şöyle yapabilirsin. Hocam bu dikdörtgen ya bak 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 dikdörtgen. Bu dikdörtgen arasında şöyle bir zikzak var aslında dikkat. Hocam şöyle geliyor böyle geliyor pardon böyle gelmesin böyle geliyor böyle geliyor böyle geliyor. Sona böyle geliyor böyle geliyor böyle geliyor böyle geliyor. Böyle geliyor böyle geliyor. Bak burada hocam şöyle yapabiliriz. Yukarı bakan açı aşağı bakan açısı lazım. Şurada açıyı bulacaksın. Yukarı bakan açı sivrilen yerde. Sonra buradaki sivrilen yerde yukarı bakandan aşağı bakan açı 15. Sonra buradakinde yukarı bakan sonra buradakinde aşağı bakan 270. Oo, sonra buradakinde hocam yukarı bakan açı yani ne diyeceksin yukarı bakan açıda? Hop bu 90'ı ve 180'i ekleyeceksin böyle. 270 artı x yapıyor mesela. Sonra buradaki Aşağı bakan açısı, sonra burada da yukarı bakan açısı yapacaksın böyle. Ee, ona göre işlem yapacaksın. Ama işlem kalabalığın burada çok olur arkadaşlar. E hocam siz böyle karışık sorularda sivilen yerden paralel çizin demiştiniz. Doğru ama burada da maalesef bir sürü sivilen yerden şey var. Bayağı bir engellemişiz değil mi? Böyle kısa yoldan çözmenizi. Na, nasıl yapabilirsin? Mesela şuradan paralel çizebilirsin. Buradan paralel çizdikten sonra böyle çizebilirsin. Böyle çizebilirsin. Sonra buradan çizebilirsin. Ama burada da karışık olacak arkadaşlar. Bu sorun çözümünde bu paraleller çiziminde de şekil baya bir karışacak. E ee, biraz önce ne demiştik? Şimdi sayılar genelde burada. Buradan yoğunlaşalım. 35, 90 sa burası kaç yaptı? 55 yaptı. E ee, biraz önce ne demiştik arkadaşlar? Bazen üçgen oluşturmak da işimizi aşırı derecede kolaylaştırıyor demiştik. 55'e ait üçgen oluşturalım. 55'e ait üçgen şöyle uzatıp da oluşturabiliriz ama şekil karışıyor. Bence şöyle uzatalım. Yani bunun uzantısı da buraya gelsin. Yani şunu uzattım bak burası 90 burası 90 20 90 ise burası kaç yapıyor 70 yapıyor 180'den e 70 55 daha kaç 70 55 daha 125 o zaman buraya da 55 derece mi kaldı evet hocam bu dikdörtgenden dolayı 90 ya burası da 90 bak 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 devam ne güzel geliyor 55 90 ise 35 oldu hocam burası da 35 e şunlar paralel e paralelse arkadaş Burası da 35 oldu ya da 35 90 ise buraya 55 bulup 55 90 sa buraya 35 buluruz. Sonra takıldık. Burada karışıklık var. Üçgen oluşturalım. E şunu şöyle uzatmak mantıklı değil mi? E 35 var, 15 var. 35 15 daha kaç yaptı? 50. Burası o zaman 130 olur. E, buraya da 50 derece kalır. Ya da şurası 15 ya. İki iç açı bir dış açı diyebiliriz. Sonra 90 burası e, ya da şunlar birbirine paralel. Burası da 50 diyebiliriz. 50 90 sa burası 40. 40 90 sa burası da 50 diyebiliriz. 50 90 sa burası 40. 40 90 sa burası 50. Hocam 35 90 sa burası 55. Bak 50 55 daha kaç yaptı? 105. Buraya kaç kaldı? 75. 75 90 daha kaç yaptı? 165. E o zaman buraya da kaç derece kaldı? 15 derece kaldı diyebiliriz. Bak 3 kere tamamlayarak. Tamam burada ama bu işlemleri sen hızlı bir şekilde yaparsın. Diğer işte yukarı bakanlar aşağı bakanlar yapacağımıza ya da sivrilen yerden paralel çizip yapacağımıza bu şekilde üçgene tamamlayıp da yine soruları üçgende iç açılar toplamı 180'i de kullanaraktan sorunun sonucuna daha rahat bir şekilde ulaşmadık mı? Ulaştık. Bak mantığa bak. Yukarıda ben seni bunu hazırladım. Üçgene tamamlamayı yapabiliriz bazı sorularda. Bir de bunun yeni neslini üçgene tamamlayarız da sormuşum. Ve iki soru yan yana ard arda çok güzel bir şekilde olmuş. Kara soru yapmışsınızdır. Elbet yapmışsınızdır. Belki şu iki Önceki iki söylediğim yoldan daha kolayınla da yapmışsınızdır ama bak üçgene tamamlama tekniğiyle de burada sorunun sonucuna rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Sadece 180'e tamamlayan açılarını düşünerekten böyle ve açıları tek tek yazarak ve üçgenler oluşturarak mantıklı üçgenler oluşturarak. Valla cevap ne çıktı arkadaşlar? 15 çıktı. 75 90 daha burası 165'ten 15 bulduk. Yani cevap Ceyhan çıktı. Doğru da açılarda bu teste çok güzel soruları vardı. Çok zor muydu? Çok zor değildi arkadaşlar orta. Ama ben ne demiştim zaten size? Demiştim ki kolay kolayım bir tık soru. Onun da bir tık zoru şeklinde testler sıralanacak demiştim. İşte son test yani buradaki test buna örnek. Ama kara soru da harbi kara soru. Harbi kara soru. Evet gençler böylelikle bu doğruda açılar kısmını bitirdik. O zaman bir sonraki test büyük ihtimal iki gün sonra. Bir sonraki çözümde yani iki gün sonra üçgende açıların çözümünde Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.